Ayrıca sinemanın beş temel öğesini bahsetmiştim. Bugün de biraz daha kavramlardan, yani mesleki olarak kullandığımız kavramlardan ne anlama geldiğinden, bunun uygulamada nasıl bir sonuç verdiğinden konuşacağız. İşte demiştik, sinemanın beş temel unsuru var. Bunlar kamera, kompozisyon, yakın çekim, devamlılık ve kurgu demiştik. Kompozisyon, yakın çekim ve devamlılığı biraz şey yapacağız ama bir sonraki hafta biraz daha açacağız. Nasıl elde edilir, nedir, ne anlama gelir, bunun sinemasal açıdan değeri nedir, onun üzerinde konuşacağız. Bugün film sinema dilinin temel kavramlarını ele almaya çalışacağız. Öncelikle bizim en temel kavramımız çekim. Bu aslında Türkçesi çekim diye, yani shot planın kelimesinin Türkçesi çekim, ama çekim aynı zamanda bir eylemi de anlattığı için, işte program çekimi, televizyon çekimi, işte film çekimi vesaire gibi, yani bir eylemi de anlattığı için karışık meydana geldiğinden plan daha çok böyle tercih ediliyor. Çekim arkadaşlar, kameranın kayda başlama ve kayıttan çıkma arasında kaydettiği görüntüdür. Yani demek ki biz çekimden, plandan anladığınız şu: kamera kayda başladı ve kayıttan çıktı. Bunun süresi önemli değil. Ne kadar görüntü kaydettiyse ona biz bir plan diyoruz. Burada işte bazen 5 saniye olur bu plan. Bazen 1 dakika olur, bazen çok usta bir yönetmen olur, 1,5 dakika, 2 dakikada bir plan şey çekilir. Bizim demek ki en küçük birimimiz televizyonculukta, sinemacılıkta plandır. Sonra bu planların birleşiminden, aynı kişiler ve aynı dekor ve aynı zaman içerisinde geçen bir ya da birden çok çekimle oluşan görüntü dizisine de biz sahne diyoruz. Yani diyelim ki bir planda da bir sahne çekilebilir. Yani bir hareketli kamera kullanırsınız ya da çok iyi bir çekim açısıyla, çok iyi bir mizansenle sabit bir planda da bir sahne çekilebilir. Ama genellikle sahnede birden çok plan olur. Ama sahnenin en temel özelliği, unutmayınız, aynı kişiler, aynı dekor ve aynı zaman içerisinde geçmesi gerekiyor. Yani aynı kişiler, aynı dekor, zaman değişirse sahne değişmiş olur. Ya da aynı kişiler aynı zaman dekor değiştiği zaman, yani başka bir mekana geçtiği zaman da sahne değişmiş olur. Aynı kişi dekor ve zaman içerisinde geçen bir ya da birden fazla çekimle oluşan görüntü dizisine biz sahne, scene diyoruz. Sekanslarda, ayrımlarda her bir olgunun içinde gelişip sonuçlanan görüntü dizisi, yani birden fazla sahneden oluşan bir olgunun, bir olayın gelişip kendi içerisinde sonuçlandığı görüntü dizisine biz ayrım diyoruz. Bölümde yani bir bütünün, bir eserin ana parçaların birisinin içinde gelişip sonuçlandığı, yani daha çok ayrımın bir araya gelerek baştan sona takip edilmesi gereken önemli bir olayın başlayıp sonuçlandığı görüntüsüne de biz bölüm diyoruz. Yani bizim şeyden bahsettiğimiz televizyonculukta, sinemacılıkta çekim, sahne, bu ayrım, Türkçesi ayrım ama maalesef sekans daha çok kullanılıyor mesleki dilde, ve bölüm bu anlama geliyor. Demek ki en küçük birimi çekim, en büyük bölüm. Bu bizim görüntü dizilerini ifade etmek istediğim için kullandığımız kavramlar. Şimdi bir de çekim ölçeği diye bir kavramımız var. Çekim ölçeği şu arkadaşlar: çerçeve içindeki nesnenin, yani görüntüleyeceğimiz nesnenin çerçeveye, frame'e oranla büyüklüğünü biz anlıyoruz çekim ölçeğinden. Ve çekim ölçeğinin de belirlenme ölçütü insandır. Biz çekim ölçeklerini bir insana, yani kişiye göre belirleriz. Dolayısıyla
bir masanın, bir binanın, bir efendim yolun, ağacın ölçeği yoktur. Onu biz daha sonra üzerine değineceğiz. Onlar hepsi ayrıntı detay çekimleridir. Bir çekim ölçeği derken bir insanın uzvuna göre bölümlendirdiğimiz ölçeklere diyoruz. Ve bu da çerçeve içerisinde kapladığı alana göre değişiyor, adlandırılıyor. Şimdi beş temel çekim ölçeği var. Bunlar genel çekim, boy çekimi, diz çekimi, bel çekimi ve omuz çekimi. Bunlar temel çekim ölçeklerimiz bizim. Boy çekimi, yani bir kişinin bulunduğu yerde boy plandan biraz daha geniş ölçekte bir çevreyle beraber, mekanla beraber biraz bunu da görerek yaptığımız ölçeklemedir. Boy çekimi de işte ayaklarında görüneceği şekilde bütün boyunun ekranda görünebildiği çekimdir. Diz çekimi de dizden itibaren, zaten kelimelerde onu çağrıştırıyor. Bel belden itibaren, omuzda omuzdan itibaren. Şimdi tabii aslında göğüs çekimi diye de bir büyüklük var. Omuz çekimiyle yani çok yakın birbirine. Biliyorsunuz televizyonun formatı, yani ekran büyüklüğü sinemaya göre daha küçük olduğu için orada biz omuz çekimi esas alıyoruz. Sinemada ise bu göğüs çekimidir. Yani bu anlamda beş temel çekim ölçeğinin işte en şeyi küçük olanı, yani ekranda en büyük yer kaplayanı sinemada göğüs çekimi, televizyonda omuz çekimidir. Burada da bu şeyde görüyorsunuz şekilde de işte bu omuz çekimi, burası göğüs çekimi, bu bel çekimi, diz çekimi, işte bu boy çekimi biraz daha şeyde genel çekim şeklinde. Şimdi tabii bunlar beş temel çekim şeyi var ama onun dışında bizim yine uzak genel çekim, yani çok daha genel bir görüntünün bir planda el yapıldığı çekimler. Baş çekimi, yani omuzdan daha küçük insanın başının sadece göründüğü, yüzünün daha detaylı göründüğü ve ayrıntı çekimleri. Ayrıntı çekim işte insan eli, gözü, kulağı, ne bileyim sadece ayakları ya da o mekandaki bir eşya. Bunlar da ayrıntı çekimi olarak adlandırılıyor. Şimdi biz bu çekim ölçeklerini, bu büyüklükleri niye kullanıyoruz? Geçen ders demiştik, televizyonu, sinemayı tiyatrodan ayıran en büyük özelliği onun yakın çekimleridir. Yani biz bulunduğumuz bir yerden seyirciyi daha yakın bir şeye taşıyor. Yani karakterlerin, oyuncuların, kişilerin bulunduğu yere kadar götürüyor ve oradan daha yakından karakterlere, onların ifadelerine, onların hal hareketlerine tanıklık ettiriyoruz. Sinemanın temel şeyi bu. Bunu da işte bu ölçeklemeler yoluyla yapıyoruz. Bunu yaparken de şöyle bir şey var, genel dili var, yani bu çekim ölçeklerinin amaçları bakımından. Şimdi SAP'ta sun ve vurgula diye şey yaptı, formüle ettiğimiz nerede, yani nerede, kim ve ne sorulana cevap veren şeyleri arıyor. Yani nerede, kim ve ne sorularının cevaplarını ortaya koyuyoruz biz. Çekim ölçeklerinin büyüklüklerini nasıl seçtiğimizle ilgili olarak. Şimdi SAP'ta nerede? Yani bu bizim olayın geçtiği, kahramanın bulunduğu ya da bir nesnenin önemli bir olgunun meydana çıktığı yer nerede? Bunu tespit etmek için, bunu seyirciye gösterebilmek için biz genel bir çekim alıyoruz. Yani mekanla ilgili, bulunduğu yerle ilgili, oradaki durumla ilgili, oradaki nesnelerin, oradaki karakterlerin varsa birden fazla ya da olguların birbirine karşı durumlarını seyirciye göstermek bakımından biz genel çekimi yapıyoruz. Buna da saptama diyoruz. Yani nerede sorusuna cevap veriyoruz bu şekilde. Bu olay nerede geçiyor? Nasıl bir ortamda geçiyor? Buradaki şeylerin
eşyaların, karakterlerin birbiriyle ilişkileri, konumları nedir? Bununla ilgili bir mekan bilgisi veriyoruz. Daha doğrusu. Sonra da kim? Yani bütün bunun içerisinde diyelim ki bir karakter var. Bu karakteri biz o genel planda çok böyle şey ayrıntılarının kişilik özelliklerinin farkına varamıyoruz. Biz orta ölçekte bir planla yani boy ya da diz planıyla bunun kim olduğunu seyirciye anlatıyoruz. Bu kim? Veya da bu sahnede kimler var? Bunların genel özellikleri, giyimleri, kuşamları, ifadeleri, yüzleri yani genel kişilik özellikler nelerdir? Bunları ortaya koyuyoruz. Bunun için de orta büyüklükte çekimler yani boy ya da diz çekimler yapıyoruz. Sonra da ne? Yani biz bunu yaparken neyi ortaya koymaya çalışıyoruz sorusuna cevap vermek bağlamından da yani bir vurgulama altını çizme bağlamında da daha yakın planlar kullanıyoruz. Bunlar da tabii dramatik ve tematik öğeler ön plana geçiyor. Biz daha yakın yani biz omuz çekim, bir göğüs çekim, bir ayrıntı baş çekimi verdiğimiz zaman biz orada bu çekimi yaptığımız kişiyi mekandan soyutluyoruz. Tamamen onu ön plana çıkartıyoruz ve onun yüz ifadesinden, onun işte alet-i hurriyesinden, nasıl bir şey olduğunu, ne hissettiğini, ne düşündüğünü ya da onun kişilik özelliklerini daha bir altını vurgulayarak seyirciye göstermiş oluyoruz. Bunlar da işte bel ve daha yakın çekimler, özellikle omuz, göğüs çekimleriyle, ölçeklerle ortaya konuluyor. Demek ki bizim ölçeklerimiz insana göre belirleniyor. İnsan bazı olarak ölçeklendirme yapılıyor. Bu ölçeklendirme yaparken de bizim temel şeylerimiz önce mekanla ilgili bilgi vermek, sonra genel kişilerle ilgili kim yani bir sunuş yani kim nasıl onu bir tanıtım yapmak, ondan sonra da onu vurgulayarak altını çizerek kimi ön plana çıkartmak istiyorsak, kimin üzerinde vurgu yapmak istiyorsak, seyirciye onunla ilgili daha fazla bilgi vermek istiyorsak, onu da daha yakın çekimlerle görüntülüyoruz. Şimdi. Bu çekim ölçekleri genelde yani artık bizim farkına vararak varmayarak alıştığımız ve genel kabul gören büyüklüklerdir. Ve her birinin de işte demin de bahsettiğimiz gibi izleyici farklı psikoloji çağrışımları yapar ve onun zihninde çeşitli algılar oluşturur. Dolayısıyla bu ölçeklendirmeleri yani omuz çekim nedir? Nereden itibaren omuz çekim olur? İşte bel çekim nedir? Nereden itibaren bel çekim olur? Boy çekim nedir? Bunun yani ana hatlarıyla iyi kavranmış olması gerekiyor. Buna aykırı çekimler insana farklı şeyler verir. Eksiklik duygusu oluşturur. Mesela işte diz çekimin, dizin bükülme yerinde altından çekmek, üstünden çekme onu bir deneyin. Ne kadar farklı karşılıklar ve zıtlıklar oluşturur. Birinde insan sanki ayaklar yokmuş gibi görünürken, birinde işte bir kimlik ortaya koyan bir çekim ölçeği olmuş olur. Dolayısıyla bizim bu ölçekleri yani ölçekleri hangi büyüklükleri kapsadığını, ekran neresinden itibaren ekrandaki işgal ettiği yerin ne olması gerektiği, nereden itibaren bu şeylerin planların belirlendiğini, ölçeklerin belirlendiğini kendi kendimizde alışkanlık yapmamız, çekim yaparken buna göre ölçeklendirme yapmamız çok önemli. Şimdi bizim televizyonculukta, sinemada, daha doğrusu bu meslekte en temel kurallardan birisi bu. Aks çizgisi duymuşsunuz siz de, duymuşsunuzdur. Yani 180 derece kuralı. Bu bizim yani ekrandaki bu görselliğin hayali durumun gerçeklik algısını güçlendiren en önemli kuraldır. Bu nedir?
kamera yani bir oluşturulan aks çizgisinin ötesine geçemeyeceği, yani belirli bir aks çizgisi var, işte bunun 180 derece kural diyoruz buna. Bu çizgi oluştuktan sonra kamera bu çizginin ötesine geçmemesi gerekiyor. Geçtiği zaman büyük bir karmaşa, yani anlatımda büyük bir değişiklik, anlatımda büyük bir başıboşluk, düzensizlik meydana getirir. Dolayısıyla bizim bu meslekte öğrenmemiz gereken en temel kurallardan birisi de budur. Yani 180 derece kuraldı ve bunu zihnimize çok iyi yerleştirmek, bu kuralın nasıl oluştuğuyla ilgili çok iyi kendimizi yetiştirmemiz ve bunu kavramamız gerekiyor. Önce tabii burada aks çizgisi nasıl oluşur? Temel soru bu. Yani biz 180 derece kural diyoruz, aks çizgisi diyoruz. Peki bu çizgi nasıl oluşur? Bu çizginin bir hayali bir çizgi bu. Biz bunu nasıl oluşturup bilmemiz gerekiyor ki işte kamera, onun ötesine kameramızı koymayalım. Arkadaşlardan bu konuda ilgili bir görüş olan var mı? Yani aks çizgisi, 180 derece kuralı nasıl oluşuyor? Bununla ilgili fikri olan arkadaşımız var mı? Evet, demek ki ben herhalde alamadım. Şimdi arkadaşlar, aks çizgisi çok önemli, lütfen bunu hiç unutmayın. Aks çizgisi kişinin, yani çekim yapacağımız kişinin baktığı yerle kişinin gözleri, yani bakışı arasında oluşan hayal çizgidir. Kişi nereye bakıyorsa onun bakış yönüyle baktığı yer arasındadır bu çizgi. Yani aks çizgi dediğimiz şey kişinin baktığı yerle kendisi baktığı yön arasında oluşan hayali çizgiye biz aks çizgisi diyoruz. Yani şimdi şurada ekranda işte iki kişi var, A ve B kişileri. Diyelim bunun işte şeye bakıyor, bakın bu yönden bakıyor. Bu da bu tarafa bakıyor. Demek ki bu şu çizgi bizim aks çizgimiz. Biz kameramızı bu tarafa geçirmiyoruz. Yani biz şu çizginin kameramızın yerini belirliyoruz. Kameramızı ilk konumun eğer biz bu tarafına koyduysak, aks çizgisinin diyelim ki sağına koyduysak, biz bu şeyi, kamerayı ikinci planımızda bu çizginin soluna geçirmiyoruz. Geçirdiğimiz zaman ne olur? Bakış boşluğu dediğimiz, birazdan üzerine değineceğiz. Bakış boşluğumuz değişir. Yani buradaki insan diyelim buradan sağ tarafa bakıyorsa, eğer bir ikinci planda aynı kişiyi biz çizginin diğer tarafından görüntülersek, bu sefer de sola bakmış olur. Yani aynı insan sanki ekran iki ucunda sıçrıyormuş gibi bir görüntü oluşur. Bunu bugünkü yani çok böyle popüler dizilerde bu şeyi bu aks atlamasını çok sık görüyoruz. Özellikle çoklu sahnelerde, yani birkaç karakterin kendi arasında konuşma yaptığı sahnelerde kim kime bakıyor, kim neredeydi, sağda mı oturuyordu, solda mı oturuyordu, bununla ilgili büyük bir seyircide şaşkınlık meydana geliyor. Yani bir zihin dağınıklığı meydana geliyor. Bu da işte bu aks çizgisinin oluşumu ve kameranın aks çizgisi içerisinde konumlandırılmasıyla ilgili bir problemden kaynaklanıyor. Birazdan bir alıştırma da yapacağız. Biz işte okula ilk başladığımız zaman sinema dersimize Duygu Sağıroğlu geliyordu. Rahmetli oldu zannedersem. Yani yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Biz de dersimizde yani her şeyden önce, yani bazı bir takım şeyler anlattıktan sonra ilk öğrettiği, bize ilk alıştırma yaptığı konulardan birisi buydu. Aks çizgisi. Onun meşhur bir havuz problemi vardı. İşte iki karakter yürüyor, bir havuzun başından ikiye ayrılıyor falan gibi. İşte orada tek kamerayla biz bunun çekimini nasıl yaparız? Bununla ilgili şey yapar. Sınavda da bununla ilgili sorular sorardı. Aks çizgisiyle ilgili. Hakikaten çok önemli. Yani tek kameralı çekimlerde zaten çok sıkıntılı bir durum bu. Öyle ki stüdyo çekimlerinde bile, yani televizyonlarda birden çok kameranın aynı anda kullanıldığı çekimlerde bile bazen
bu aks çizgisi atlanabiliyor ve atlandığı zaman da hakikaten ciddi bir sıkıntı oluyor seyircinin şeyi konuyu anlayabilmesi bakımından. Şimdi arkadaşlar tekrar söylüyorum. Aks çizgisi kişinin bakış yönüyle baktığı kişi ya da nesne arasında uzanan hayali düz çizgidir. Bu çizgi kişinin bakışıyla beraber değişir. Diyelim ki bu buraya bakıyordu. Bu yönde oluştu. Diyelim ki böyle baktı. Yani bu tarafa bakmaya başladı. Bu sefer aks çizgisi böyle oluşacak. Diyelim bu tarafa geriye döndü. Aks çizgisi böyle oluşacak. Dolayısıyla bizim unutmamamız gereken kişinin bakış yönüyle baktığı nesne ya da kişi arasında oluşan hayali çizgidir. Bizim aks çizgisini anlamamız gereken bu. Ve burada bu böyle bir şey var. Bu üçgen form diye bir şey var, yaklaşım var. Yani aks çizgisini zihne oturtmak için, aks çizgisini kavrayabilmek için. Şimdi diyelim ki arkadaşlar bir çekim yapacağız. X kişisinin baktığı yönle, baktığı nesne arasındaki hayal çizgisinin belirledik ve onun hangi tarafında kamerayı eleştireceksek o tarafında biz zihnimizde bir üçgen oluşturuyoruz. Bu üçgen tabanı geniş, yani tabanı 180 dereceye paralel uzanan bir üçgen bu. Bu da hayali bir üçgen. Biz kameramızı bu üçgenin istediğimiz yönünde yerleştirebiliriz. Yani şu üçgeni buna paralel oluşturduktan sonra aks çizgisine biz bu üçgen içerisinde üzerinde kameramızı herhangi bir noktaya koyabiliriz. Bunu yakınlaştırırız. Hatta bu şeye kadar biraz örneklerini göreceğiz. Karakterlerin çok yakınına kadar, hatta onların göz hizasına kadar, ama bu şeyi aks çizgisinin bu tarafa geçmemek kaydıyla göz hizasına kadar kamera yerle koyabiliriz. Yine bunun arkasında koyabiliriz. Önünde kamera yerleştirebiliriz. Ama bu çizgi üçgen üzerinde biz istediğimiz yerde bunu kullanabiliriz. Onun için yani bir yerde gidip bir çekim yaptığınız zaman, özellikle bir kişi, karakter ya da ikili konuşma çekimi yapacağınız zaman ilk yapmanız gereken aks çizgisini belirleyip zihninizde bu aks çizgisine uygun bir üçgen çizmek ve bu üçgen üzerinde de kamerayı istediğiniz gibi hareket ettirmek. Diyelim burada kamerayı koydunuz, profil çekti, burada yüzden çekti, işte buradan amor çekti vesaire gibi. Tamamen o sizin kamerayı kullanmak, o konuşmayı hangi üslupta, hangi tematik anlamda çekim yapmakla ilgili bir tercihiniz, ama bu aks çizgisini aşmamak kaydıyla. Şimdi bazen derslerde de, üniversite derslerde de soruyorlar arkadaşlar. Yani aks çizgisi aşılamaz bir şey mi? Bu bozulamaz bir kural mı? En baştan söyleyeyim arkadaşlar. Her kural bozulabilir. Sinemadaki her kuralı değiştirebilirsiniz. Ama bu kuralı değiştirmek için o kuralı niçin değiştirdiğimiz bilmemiz gerekiyor. Başka türlü bir kargaşa, bir keşmekeşlik olur. Birçok yönetmen aks çizgisini bozar, aks çizgisini alt üst eder. Ama biz oradan bir tematik anlam çıkartırız. Ama biz bilmeden aks çizgisini bozarsak, bu sefer bizim yaptığımız hata olmuş olur, yanlış olmuş olur, anlattığımızı bozan bir unsur haline gelmiş olur. Zaten bir insan işte bir konuşuyorsa, bir yere bakıyorsa seyirci onun baktığı tarafı görmek ister. Ama aynı adamı iki ayrı işte aks çizgisini atlayarak kamera yanlış konumlandırmalarıyla çektiğimiz zaman aynı adam kendisiyle konuşmuş gibi olur. Yani bu kadar vahim bir sonuçta ortaya çıkartabilir bu 180 derece kuralının atlanması, bilinmeyişi. Şimdi işte demin söyledim. Burada hayali bir çizgi var. Biz bu çizginin sağında ya solunda kameramızı ilk nereye yerleştirdiysek bir üçgen oluşturuyoruz ve bu üçgenin her tarafından çekim yapabiliyoruz. Ne kadar bakın çoklu çekim yapma imkanımız doğuyor. Bu sayısız şekilde kameramızı bu bölgeye ya da bu bölgeye yerleştirebiliriz. Şimdi İşte buradan çektiğimiz zaman işte insanları biraz yüzden görme imkanımız var. Buradan ikili görme imkanımız var. Buradan amorslu ikiden görme imkanımız var. İşte burada diyelim biraz da içeriye kamera koyduk. Bunu yüzden çekip bunu yüzden çekme imkanımız var. Yani
kameranın sayısız kullanma şeyi imkanı ortaya çıkıyor. Aks çizgisini bozmadan. Yine bakın burada. Yine üçgeni bozmadan biz kamerayı farklı şeylerle ölçeklemelerle çekiyoruz. Yani şeyin karakterlerin farklı görünümlerini elde ediyoruz. Burada da yine iki görüyorsunuz. Biz bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde ikili bir konuşmayı birçok varyantla, birçok türde, birçok farklı üslupta görüntüleme imkanımız var. Hiçbirinde de biz bu aks çizgisini atlamıyoruz. Şimdi burada tabii biz yani durağan konuşmalar değil, kişilerin hareketlerini, karakterin hareketlerinde yine bu şeyle üçgen form metotla görüntüleyebiliriz. İşte dediğimiz gibi bizim ilk yapmamız gereken aks çizgisinin nereden uzandığını tespit etmek, aks çizgisinin kamerayı ilk kuracağımız bölümünde o 180 derecelik alanında bir üçgen form oluşturmak ve üçgen form oluşturduktan sonra da kameranın o üçgen form üzerinde çeşitli şekillerde kullanma imkanımız var. Bu sadece durağan sahneler, sabit sahneler için değil, hareketli sahneler içinde kullanılabilecek bir metottur. Hocam Şimdi ben chatten birkaç soru geliyordu. Görebiliyor musunuz acaba? chat'i göremiyorum. Bana bir dakika. Şey açınca mı kayboluyor acaba? Ben göremiyorum. Akışı da bölmek istemedim, o yüzden şey yapmadım ben Lütfen ama bana söyleyin lütfen. Ben tamam. göremiyorum. Bu tür sahnelerde Shiro daha önemli değil mi hocam demiş. Shiro kullanımı. Şarıyor. Kayma hareketi yapmak. Yani o şarıyı kullanırsınız tabii ama sürekli şarıyı kullanılmaz biliyorsunuz. Genelde konuşmalarda kameranın yani farklı kameradan yerini değiştirerek yani bu söylediğimiz anlamda birkaç planda çekilir. Şarjör öyle her şeyde ikili planda kullanılacak bir şey değildir. Şarjörün çok özel kullanım yerleri vardır. Onun farklı bir şey yani farklı bir üslup bu. Şarjör evet kullanılır. Şarjör kullandığımız zaman da bizim 180 derece kuralını tespit etmemiz gerekiyor. Çizgisini, aks çizgisini belirlememiz gerekiyor. Bu aks çizgisini belirledikten sonra şarjörü o yöne kurmamız lazım. Yine aynı şekilde yani diyelim ki bir kişi şarjörde yürüyüşünü takip edeceğiz mesela kayma hareketiyle onunla beraber. Bizim önce onun şeyle bakışıyla oluşan 180 derece çizgisini tespit etmemiz gerekiyor. Aks çizgisini. Şarjörü oraya kurup ondan sonra onunla beraber yürümemiz gerekiyor. Ha daha sonra biz bu şeyi aks çizgisini değiştirebilir miyiz? Değiştiririz. Seyirciye bizim bu 180 derece çizgisini geçtiğimiz gösteren bir hareket yapabilirsek kamerayı alanın öbür tarafına geçirebiliriz. Bu biraz daha teknik konular ama şarjör de olsa ki şarjör çok fazla böyle sürekli kullanılan bir hareket değildir. Kameranın yer değiştirme yoluyla işte deminki metotla kullanımı da olsa bizim ilk yapmamız gereken aks nereye uzanıyor? Biz kameramızı bu şeyin neresi, hangi tarafında kullanacağız aks çizgisini bunu belirlememiz. Bundan sonrası istediğin şeyi hareket serbestliği verir. Hocam şey denmiş, aks çizgisinin önemsenmeyeceği istisnalar var mı denmiş de bunu zaten cevap verdiniz herhalde, yani ben öyle anladım. Yani önemsenmeyen şeyler var. Yani önemsenme derken bunu bilerek bozan yönetmenler var. Yani bazen öyle bir şey anlatıyor. Böyle keşmekeşe, karmaşa bir şeylik kaos anlatmak istiyorsunuz. Burada bu aks çizgisini değiştirebilirsiniz. Aks çizgisini bozabilirsiniz ama o bir amaçlıdır. Yani Ama durup dururken hiçbir yönetmen aks çizgisinde şey yapmaz. Bozmaz yani. Zaten o çok sonraki iş. biraz da bile isteyerek Tabii bozan bilerek yani yönetmenler. bilinçli yani bunu bozmak için niye bozduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Ben bu aks çizgisini niye değiştiriyorum? Bunu bilmeden aks çizgisi değiştirilmez. Bozulmaz yani. Peki belgesel çekimlerinde kullanılıyor mu hocam şarjör? Şimdi Yoksa genelde omuz kamerası mı sıklıkla bu kullanılıyor? şarjör arkadaşlar bir şarjör
bir raylı şey sistem, bir ray kuruyorsunuz, üzerine bir araba koyuyorsunuz, birisi bunu itiyor, bunu şarıyor diyoruz. Bunu kullanırsınız, uzun bir plan vardır, bunu kullanırsınız ya da bir mekanı böyle şarıyla çekebilirsiniz. Ama bu şarıyor bir belgeselde öyle çok sık kullanılan bir şey değildir. Yani belgesel olsun, kurmaca film olsun, çok sık kullanılan bir yöntem değildir. Kullanabilirsiniz ama çok sık kullanılan bir yöntem değildir. Yani biz zaten şarjör bir de pahalı bir şeydir. Yani onun bir maliyeti var. Getirdiğiniz zaman onun ekstra şeyleri var. Gerçi şimdi işte Static M gibi bir takım başka şeyler var. Kendi elimizde yani şarjöre benzer hareketler yapabileceğimiz bir takım daha basitleştirilmiş cihazlar var. Ama bunlar ekstra cihazlardır. Biz zaten işin başlangıcında hiç şarjör yokmuş, efendim şey yokmuş gibi, Static M yokmuş gibi davranıp biz elimizdeki kamerayla, tek kamerayla bir tripod, üçlü ayakla biz bu şeyi çekim nasıl yaparız, bu kuralları nasıl uygulayabiliriz, bunu düşünmek lazım. Hocam, önceki kamera durumlarına bakabilir miyiz denmiş ama bunu tam anlayamadım herhalde. Şu biraz daha karmaşık. Demek ki. Şimdi şöyle ben baştan tekrar göstereyim. Aslında bu ben derslerde bunun üniversitede derslerde çok üzerine durduğum bir gün ayırdığım konular bunlar. Bir tane pratiklerde yaptırdığımız. Şimdi arkadaşlar aks çizgisi görüntüleyeceğimiz karakterin bakış yönü ile baktığı kişi ya da nesne arasında uzanan hayali çizgi. Aks çizgisi. Burada bakın 360 derece bir daire var. Biz bunu ikiye bölüyoruz. 180 derece de buradan geliyor zaten. Aks çizgisi bu. Biz bu hayal çizgiyi belirledikten sonra kameramızı hangi tarafına koyacağımıza karar veriyoruz. Biz kamerayı koyacağımız tarafı karar verdikten sonra kolay olsun. Yani bunu ben üçgen metodunu ben onun için size gösteriyorum. Zihinde canlansın diye. Hemen bir üçgen çiziyoruz. Üçgenin uzun tabanı aks çizgisine paralel. Bu çekeceğimiz kişi nesneye yakınlaşabilir, uzaklaşabilir üçgen. Ama böyle bir üçgen belirliyoruz. Sonra biz kameramızı bu üçgen üzerinde istediğimiz noktada hareket ettirebiliyoruz. Bu aks çizgisine gelene kadar. İstediğimiz yere konuşlandırabiliyoruz. Her bir konuşlandırdığımız yerde çekeceğimiz alacağımız görüntünün şeyi farklı olacaktır. Niteliği farklı olacaktır. İşte diye buradan yüz plan çekebilecekken buradan profil plan alabiliriz. Dolayısıyla o tamamen yönetmenin tercihi. Ama bizim bilmemiz gereken bir aks çizgisi oluşturacağız. Aks çizgisinin hangi tarafına kameramızı koyacağımızı karar vereceğiz ve ondan sonra tüm hareketleri bu çizginin ilk kamera konulan yönünde yapacağız. Bütün kamera şeylerimiz, değişikliklerimizi. Kameramızı istediğimiz yerde konuşlandırabiliriz ama. Yani bunu değiş. İşte şarjör kurduğumuz zaman da yine şarjörü buna paralel kuracağız, buraya kuracağız şarjörü. Buradan buraya böyle dolaştıracağız. Static M olacak. Static M kameramanı buradan böyle gidecek. Yani buraya geçmeyecek. Şarjör'da ve Static M'de bir şey var, kolaylık var. Şimdi seyirci gördüğü için aks çizginin değiştiğini, buradan şarjör şöyle kıvırdığımız zaman biz, yani şöyle bir ray döşediğimiz zaman, biz bunu aks çizgisini seyirciye göstererek değiştirebiliriz. Ondan sonra kameralarımız burada devam edebilir. Bu kafanız karıştırmak için buna çok girmiyorum. Bizim bilmemiz gereken aks çizgisi oluştu. Aks çizgisinin hangi tarafına kameraya koyacağımız karar verdik ve ondan sonra tüm kamera şeylerimizi, konumlandırmalarımızı bu bölümde yaptık. Şimdi bu diyelim bir tür şey kameranın bir kullanılma şeyi örneği. Şimdi diyelim ki bu başka bir örnek. Yani biz dıştan görüyorduk demin. Buradan da içten görüyoruz karakterleri. Yani bu yüzünü görüyoruz buradan. Daha yakınlaştırdık şeye yakın. Ondan sonra burada daha da yakınlaştık. Burada bakın özel kamera haline getirdik. Gördünüz mü? Bakın burada bir incelik var. Kameranın objektifine dikkat ederseniz kameranın odak noktası aks çizgisinin bu tarafında. Yani bakın daha büyük kesimi buraya çizdik. Yani bu da şu demek. Biz kameramın objektifini, bu şeyini merceğini, odak noktasını 180 derece
kameranın bu tarafına geçirmeyeceğiz. Yine bu tarafında olacak. Bu işte bir özne kamera kullanımı. Yani bunu gördükten sonra buradan yapacağımız her çekim özne çekim olacak. Bu da profil kullanım kameranın. Buradan çektiğimiz şeyler de kişilerin profil görüntüsünü elde eder. Bu da bütün bunların birleşim hali. Yani biz kamerayı, tek kamera düşünün bunun. Tek kameranın birinci konumu, ikinci konumu, üçüncü konumu, dördüncü konumu, beşinci, altıncı, yedinci konumu. Yani biz bu şey içerisinde üçgenleri birleştirerek kameramızı sonsuz yerde, konumda kullanabiliriz. Yani bununla ilgili sınırlama yok. Tek sınırlama aks çizgisine geçmemek. Şimdi arkadaşlar bir şey demiştim ben, Enes Bey'e demiştim kağıt kalem olsun diye. Size şöyle bir soru var. Lütfen bunu kaydedin. Şimdi bizim bir şeyimiz var. Röportaj yaptığımız birisi var diyelim. Belgesel çekiyoruz. Ya da belgeselde bir uzmanla konuşuyor, çekim yapıyoruz. Bu uzman yürüyerek anlatıyor anlatacağını ya da konuğumuz yürüyerek anlatıyor. Biz bunun yürüyüşünü altı planda çekeceğiz. Yani altı planda çekeceğiz bunu. Biz bu kişinin yürüyüp tekrar döndüğünü görüyoruz. Yani buradan yürüyor, bir yere kadar gidiyor, oradan geriye dönüyor ve bulunduğu noktaya geliyor. Biz tek kamerayla bu hareketi çekmek istersek kameramızı hangi noktalara koymamız gerekiyor? Burada bizim sağlamamız gereken şey şu: bir kişi soldan sağa yürüyor, dönüyor ve sağdan sola yürüyerek bulunduğu yere geri geliyor. Biz bunu 6 ayrı kamera hareketiyle 6 ayrı planda çekeceğiz ve seyirciye bunun yürüyüp geri döndüğünü anlatacağız. Bunun için kamerayı biz hangi noktalara koymamız gerekiyor? Bununla ilgili bir şey istiyorum. Siz böyle iki tane çizgi çizeceksiniz. Kamerayı da 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye konumlandıracaksınız. Bu bittikten sonra arkadaşlar siz bunu Enes Bey'e gönderin, ama hemen bugün gönderin ki Enes Bey de bana atsın, bir bakayım. Herkes adını da yazsın. Konuyu anlayıp anlayamama bakımından ben onu ölçmek istiyorum. Hocam gruba lütfen attım soruyu. İki gruba da paylaştım. ama bir sorular var hocam, onları da sorayım da. Kaç buyurun, buyurun. Tekrar çekeceğiz? Bu tekrar evet. Dediğimiz bizim işim, bakın. Tekrar bizim işimiz değil. Hı. Tekrar çektiğimiz zaman biz ona sadece bir tanesini kullanacağımız için tekrar önemli değil. Tamam. Bizim için altı plan lazım. Burada kadrajda tek bir kişi mi var hocam denmiş? Yoksa bir kişi. Tamam. Bir kişi. İki şey tamam, oldu, bir kişi var. Yani soruyu, bir kişi yürüyor böyle, bir yerden sonra geri dönüyor. Soruyu paylaştım hocam. Çizip fotoğrafını atabilir katılımcılarımız bana özelden. Ben de tamam, size iletim. Tamam, isimlerini yazsınlar ki ben de bileyim yani şey için. Tamam. Bakalım ne kadar anlaşıldı, ne kadar anlaşılmadı. Tamamdır hocam. Katılımcılarımız çizip bana yollayabilirler. Tamam. Yani bunu şeyde kendiniz de zaman zaman yapabilirsiniz. Yani iki kişiyle yapabilirsiniz, üç kişiyle yapabilirsiniz. Bir masada oturan üç kişinin işte 7-8 planlı A B ile konuşuyor, A C ile konuşuyor, C B ile konuşuyor, C A ile konuşuyor. İkili, amorslu, tekli, işte C'ye bakarken, A'ya bakarken bununla ilgili kamerayı nerelere koymam gerekiyor diye kendiniz kağıt üzerinde çalışma yapabilirsiniz. Çok da faydası olur. Bunu lütfen ihmal etmeyin. Hocam şöyle demiş bir katılımcımız da, tekrar dediğim akan bir süreçte mi çekim yapacağız demiş. Akan yürüyor. Yani bu durmuyor. Sürekli yürüyen birisi bu. Yani öyle düşünün. Sürekli yürüyerek anlatıyor. Bir yerden sonra dönüyor, yürüyerek anlatmaya devam ediyor ve burada bitiriyor. Yani bir hareket var. Soldan sağa giden bir hareket var. Yani burada asıl amaç geri döndüğünü anlatabilmek. Evet, gittiği yani hep işte soldan sağa gittiğini sonra geri döndüğünü anlatabilmek. Evet, amaç bu. Tamamdır hocam. Devam edelim isterseniz. O şeyi bana atarlar. Tamam. Şimdi yine önemli bir şeyimiz de bizim alan derinde. Yani bizim bu iki boyutlu görüntü şeyimizde
gerçeklik algısı oluşturabilmek için ya da bir tematik, dramatik anlam oluşturabilmek için en önemli araçlarımızdan birisi de alan derinliği. Arkadaşlar, alan derinliği objektif netlik alanıdır. Yani şunu demek istiyoruz, odaklandığı kişi ya da objenin ön ve arkasındaki net alandır. Biz alan derinliğinde bunu anlıyoruz. Şimdi alan derinliğini biliyorsunuz 3 tane etken var, alan derinliği etkileyen. Bunların birisi objektifin açısı genişledikçe alan derinliği artar. Yani geniş mercekte, geniş objektifte alan derinliği artar. İşte burada görüyorsunuz objektifin ki arttıkça genişliği arttıkça alan derinliği artıyor. Görüyorsunuz. Genelde şeyde arka taraftaki alan ön taraf alandan daha fazla netlik olur. Çekeceğimiz kişinin önündeki alan arkadaki netlik alandan daha az olur. Yani objektif bütün açısı genişledikçe alan derinliği artar. Bakın teleobjektifte ne kadar daralıyor. Normal objektifteki şey bu. Geniş objektifte bu kadar şey oluyor. Işığın yoğunluğu arttıkça alan derinliği artar. Yani ne kadar ışık olursa alan derinliği o kadar artar. İşte görüyorsunuz diyafram açıklığı yani azaldıkça, yani ışık arttıkça biliyorsunuz açıklık azalır, alan derinliği artar. Üçüncüsü arkadaşlar, konudan uzaklaştıkça alan derinliği artar. Yani biz çekeceğimiz konudan ne kadar uzağa gidersek alan derinliği o ölçüde artar. Demek ki alan derinliğini etkileyen 3 tane temel faktör var. Birincisi objektifin genişliği, açısı. İkincisi ışığın yoğunluğu. Işık yoğunluğu arttıkça alan derinliği artar. Üçüncü de konudan uzaklaştıkça alan derinliği artar. Konuya yaklaştıkça alan derinliği azalır. Alan derinliği, tekrar söylüyorum, çekeceğimiz nesnenin önünde ve arkasında bulunan net alandır. Ve bizim de zaten gördüğümüz şey, sadece net alanı görebiliyoruz biliyorsunuz şey olarak. O yüzden bir şey ifade ediyor. Flu alanların şeydir yani. Genelde zihnin çok kavrayamadığı ya da oradaki şeylerin ayrıntıdan görülemediği yerlerdir. Bizim için önemli olan netliktir ve netlik de alan derinliğiyle ilgilidir. Alan derinliğinde bu üç temel özelliği vardır. Geçen formattan bahsetmiştim. Yine hızlıca formattan şey yapayım. İşte görüyorsunuz eski ölçü şey 4-3 bu kadar alanı görürken 16-9 şu mavi çizgi olan alanı görüyor. Demek ki biz formatını bilmemiz gerekiyor. Bu da akademi format. Biz hangi formatla çekim yapacağını bilmemiz gerekiyor ki sahnemizi düzenlerken buna dikkat edelim. Yani neyin bizim çerçevemize girmesi gerektiğini ancak formatı bildiğimiz takdirde gerçekleştirebiliriz. Şimdi bir de önemli bir şey daha var. Aydınlatma. İşte demin söyledik, alan derinliğinde etkileyen önemli unsurlardan birisi aydınlatma. Bizim görmemiz için ışığa ihtiyacımız var. Işık olmadığı takdirde biz, yani normal insan gözü gibi kamerada görmez. Dolayısıyla bir görüntü elde edilemez. Şimdi biz güneşi bir doğal ışık kaynağı ama biz aydınlatma derken güneşi hiçbir şeye kale almıyoruz. Yani onu gözlerine almıyoruz. O başka bir şey, kavramsallaştırma. Biz doğal aydınlatma dediğimiz zaman yani onun kendi o anki aydınlık durumunu anlıyoruz doğal aydınlatma. Yani herhangi bir işte şey içerisinde, gün içerisinde bir oda, bir bir bina nasıl gözüküyorsa biz ışıklandırma yoluyla da onu sağladığımız takdirde bu bir doğal aydınlatma oluyor. Burada amacımız o anki mevcut durumu yansıtabilmek. Genelde de belgesellerde doğal aydınlatma kullanılır. Bir de dramatik aydınlatma var. Bu da normal aydınlatmaya göre ışığın ışıklandırmanın daha düşük seviyede yapılması. Yani biz orada bir tematik ya da
dramatik bir sonuç elde etmek istediğimiz için orada ışıkla oynayıp belirli alanları, belirli noktaları, belirli şeyde şiddette bir ışıkla aydınlatıyoruz. Orada yani oradan yani tematik dediğim gibi dramatik bir sonuç elde etmek istiyoruz. Bu belgesellerde çok fazla doğrusunu isterseniz kullanılmıyor. Kullanılan zamanlar da var ama işte o belgeselin aslında dramatik aydınlatma eğer bir canlandırma yapılmıyorsa şeyini gerçekliğini etkileyen bir şey haline getiriyor. Ya da bazen şöyle kullanılabiliyor. Yani bir anlattığı desteklemek için anlatanın bir başka bir yerde işte o anlattığı sözlere şeyini bir görselliğini arttırabilmek için böyle dramatik aydınlatmalarında yararlanılabiliyor ama esas belgeselde şey olan doğal aydınlatmadır. Dramatik işte iki şey var. Nesnenin etkisi var dramatik aydınlatmanın. Eşyanın biçimini değiştirir. Yani ışıkla bir takım şeyler yapıyorsunuz. Mekanla ilgili değişiklikler yapıyorsunuz. Bazı şeyleri daha dikkatli hale getiriyorsunuz. Ya da onun biçimini, formunu değiştirebiliyorsunuz. Bir de özne etkisi var. Psikolojik bir şey veriyorsunuz. Yani bu özellikle biliyorsunuz kurmaca sinemada çok kullanılır. Öyle bir ışıklandırma yapıyorsunuz ki oradan seyirciye psikolojik bir anlatı sunuyorsunuz. Şimdi dört tane bizim temel ışık kaynağımız var. Bunun bir anahtar ışık. En önemli ışık kaynağımız bu. Genellikle çok güçlü bir ışıktır. Yani güneş şeyi gibi. Çok güçlü bir ışıktır. Ve bunun kullanılma yeri çok önemli özellikle. Kameranın ekseninden yani kamerayı buraya koyduk. Buradan 10 ya da 30 derece arasında bunun dışında ve kameranın üstünden vereceğiz. Yani kameranın tam seviyesinde değil, kameranın bulunduğu yerin biraz daha üstünden verdiğimiz bu temel ışık bu. Geri ışığı da, bu da sert bir ışık kaynağı. Bu da geriden çektiğimiz karakterin ya da nesnenin fondan ayrılmasını sağlayan bir ışıktır. Bu da tam kamera konumunun karşısına yerleştirilir ama tam kameraya ışık sızacağı için işte hafif bir şeylerle, kepenklerle falan oynanıp şeyi o ışığın kameranın objektifine gelmesi engellenir. Dolgu ışığı yüze sert ışık kaynağı verdiği zaman, anahtar ışık verdiği zaman o keskin gölgeler oluşturacağı için onu yumuşatmak için kullanılan bir ışıktır dolgu ışığı. Ve anahtar ışığı nereye koyuyorsak bunu ters tarafına koyacağız. Yani kameranın sağına koyacağız biz anahtar ışığı. Dolgu ışığı da kameranın soluna koyacağız. Fon ışığı da fonda istenilen şeyleri yani keskinlikleri yumuşatmak için ya da orada belirli bir etki meydana getirmek için kullandığımız ışıktır fon ışığı. Şimdi arkadaşlar şey olarak altın kuralı biliyorsunuz. Diyelim bir çerçevede bir şey yaparken bir nesneyi bir kişiyi görüntülerken biz bunu çerçevenin tam ortasına oturtmuyoruz, yerleştirmiyoruz. Bunu üç eşit parçaya bölüyoruz hem yatay hem dikey olarak ve bunların ilk yatay ve dikeylerin kesiştiği alana yerleştiriyoruz şeyimizi, objemizi, yarı karakterimizi ve bakış yönünü de buna göre ayarlıyoruz. Biz buna altın oran diyoruz. Eğer bunu buraya koyduğunuz zaman buradaki görsel etkiyi biz kaybediyoruz. Bu 1/3 kuralı bizim yani zihnimizi yerleştirmemiz gereken yine önemli kurallardan birisi. Baş boşluğu kişinin çektiğimiz kişinin çerçevenin üst kısmıyla arasında başı arasında bir boşluk olması gerekiyor. Bu boşluk çok önemli. Eğer bu boşluğu fazla yaparsak psikolojik bir etki oluşturmuş oluruz. Bunu zayıf göstermiş oluruz. Eğer bunun başı buraya değdiği zaman bu sefer de yani insana böyle şey yapan yani bir dağınıklık hissi veren bir görüntü oluşur. Yani ideal olan başla çerçevenin üç çizgi arasında makul bir boşluğun olmasıdır. Biz buna baş boşluğu diyoruz. Şimdi gerçi 16-9'larda bu biraz daha az. S4-3'lerde daha fazla boşluk veriliyordu. 16-9 çerçevede bunu biraz daha azaltabiliyoruz. Ama mümkün olduğu kadar baş bu çizgiyle temas etmiyor.
bir baş boşluğu veriyoruz. Şimdi burada işte bazı şeyler var. Nasıl çerçeveleme yapılması gerektiği ile ilgili. İnsan başı, işte omuz. Burada şunu söyleyeyim. Baş boşluğu omuz planından itibaren göz önüne almamız gereken bir şey. Eğer baş plan, yüz plan gibi ayrıntı planlar çektiğim zaman bu başın üst kısmı çerçevenin burasına değebilir. Hatta yüz planlarda biliyorsunuz başın bir kısmı da kesilebilir. Bu profil plan. Bu amors, yani sırtından çektiğimiz plan. İşte bu boy plan. Bu boy plan profil. Boy plan amors. Bu da bakış. Şimdi arkadaşlar, bizim bakış boşluğu bırakmamız da çok önemli. Demin dediğim gibi bu altın oranda çerçeveyi üçe bölüyoruz, yatay ve dikey. Bunun ilk şeylerin, çizgilerin bulunduğu şeye yerleştiriyoruz biz karakterimizi ya nesnemizi, yani şeye göre. Ve onun önüne bir boşluk bırakıyor. Biz buna bakış boşluğu diyoruz. Aynı zamanda hareketle ilgili de bir şey sağlıyor. Yani bu insan yürüdüğü zaman bu tarafa doğru yürüyecek. Anladınız mı? Yani yürürken de, yani hareketli planlar çekerken de biz yürüyüş yönüyle kişi arasında böyle bir boşluk bırakmamız gerekiyor. Bu sağa bakış, bu da sola bakış aynı şekilde. Biz bu sağ ve sol kavramlarında geçen ders konuşmuştuk. Kameranın bakış açısına göre, bakış yönüne göre belirliyorduk. Kameramızın sağı bizim sağımız, solu bizim solumuz. Şimdi arkadaşlar bugün işte temel olarak bizim kavramlar, film yapımının temel kavramları bunlar. Tabii daha detaylar var. Her birinin üzerinde belki tartışılacak, konuşulacak hususları var. Ama bizim bilmemiz gereken temel kavramlar bunlar. Yani çekim ölçekleri, çekim ölçeklerinin hangi anlama geldiği, çerçeve içerisinde büyüklükleri, aks çizgisinin nasıl oluştuğu, kameranın aks çizgisine göre nasıl kullanılacağı konusu. İşte şey formatı bilmemiz gerekiyor. Yani bu formata göre çerçeve düzenleyeceğiz çünkü. Baş boşluğu, işte altın oran, bakış boşluğu. Bunlar bizim şeylerden bilmemiz gereken, çekim esnasında dikkat etmemiz gereken temel kavramlar. Şimdi haftaya nasip olursa yani bir metin nasıl yazılır? Daha doğrusu bir fikir nasıl oluşturulur? Bu fikir oluşturmada nelere dikkat etmek gerekiyor? Ve bir fikir oluşturduktan sonra bunu nasıl somutlaştırıp kağıda dökmemiz gerekiyor. Ve bir program formatı, yani öneri formatı hazırlamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Hangi sorulara cevap vermek gerekiyor? Bunlar üzerinde duracağız. Bu haftaki söyleyeceğim bunlar.